Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli seyircilerimiz, FM TV takipçilerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni hafta, yeni gün. Elhamdülillah. Rabbim hepinizden razı olsun. Bizlere kıymetli soru ve görüşlerinizi ulaştırmanız için hemen aşağıya iletişim numarası bıraktık. 0537 264 04 88 numaradan bizlere soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kıymetli Osman Hocam, nasılsınız? Çok şükür hocam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yine heyecanlıyım. Güzel bir program geçireceğimize inanıyorum. Muhammed Hocam şüphesiz eşlik edecektir. Allah ayetleriyle, hadislerle. İnşallah keyifli program olacak. Elhamdülillah. Evet, kıymetli seyircilerimiz, Osman Hocamızı tanıyorsunuz. Sadaka Derneği Başkanı kendisi. Hem Afrika'ya gidiyor, hem yurt içinde, hem diğer faaliyetlerde çalışmasını devam ediyor. Kıymetli Muhammed Hocam, daima İyilik Derneği olarak siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim hocam, elhamdülillah. Osman Hocam'ın çoraplarını görünce daha da iyi oldum. Kendisi de bugün bizlere çoraplarıyla beraber evet, eşlik ediyor herhalde. Maşallah, İnşallah, renkli. Evet, güzel bir program olacak bizler için diyorum. Elhamdülillah. Özür dilerim hocam. Kıymetli seyircilerimiz, şu anda canlı yayındayız. Aramalar geliyor. Programa yeni başladık. Mesaj atın. İnşallah biz buradan yanıtlayacağız sorularınızı, görüşlerinizi. Evet kıymetli Osman Hocam, malumunuz bir seneyi devreye bitti. Takvim baktığımızda 2023 evet, yılı bitti. 2024 yılına geçtik. Hicri değil tabii ki de, bu miladi. Miladi. Bu konuyla alakalı da biliyorsunuz her sene olduğu gibi bu sene de maalesef üzülüyoruz, içimiz dertleniyor ve biz de buradan Müslüman gençler olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu konuyla alakalı kıymetli hocam ne dersiniz? Yani bir değerlendirme alalım sizden, yılbaşı gecesiyle alakalı Müslümanların düştüğü durum, bu konuyla alakalı bir değerlendirme alalım. Hocam, öncelikle ülkemizde çok büyük yanlış bilinen, hatta yılbaşının kutlanmasını da bir oraya bağlayacağım. Evet. Mesela Noel'i kutluyoruz diyorlar. Noel bambaşka bir mesele. Biliyor musunuz hocam Noel'in ne olduğunu? Ama yine açıklamanı isterim. Noel, Hazreti İsa'nın normalde doğumunu kutluyorlar. Onlar da 6 Ocak arası, 28 Aralık, 6 Ocak arası Hristiyanlar, Yahudiler inanışlara göre değişen 28 Aralık ile 6 Ocak arasında Noel, Hazreti İsa'nın normalde doğumunu kutluyorlar. Evet. Mesela mutlu Noeller değil, yabancılar genelde bunu filmlerde vesaire söylerler. Orada geçer. Çünkü herkes kendi inancına göre vesaire kutlar eder. Onlar Hazreti İsa'nın doğumunu kutlarlar vesaire. Ama bizimkiler sene başında, yıl başında da mesela mutlu Noeller diyor. Sen Hazreti İsa'yı mı kendine şey yapıyorsun, hani Tanrı olarak kabul ediyorsun? Aslında insan burada nereye düştüğünü bilmiyor. İşte bilmiyor, evet, araştırmıyor. Noel'in bile ne olduğunu bilmeden kutlayan var. Orası apayrı mesela, böyle bir cahillik içerisinde. Allah muhafaza etsin. Alışkan... Buyurun. Bir bilgi de ekleyeyim hocam. Buyurun. İsa Aleyhisselam'ın doğumunda da kaynaklara göre Ağustos. Evet. O aylarda olduğu söyleniyor. Çünkü kaynaklarda söylenen güneş işte yeşilliklerin üzerine vuruyordu falan. Kesinlikle çiçeklerin böyle kar vesaire yoktu. Yani. O da bir ayrı hurafe uydurma. Yani orası da apayrı meseleymiş. Evet. Bunu da yeni öğrendim. Ağustos ayında hani o zamanlara denk geliyormuş. Yeşillik evet, vesaire. Çünkü şu an yeşillik vesaire yok yani. Evet. O apayrı mesele. Ve yılbaşında neyi kutluyoruz? Yavuz abi. Abi söyle. Abi olarak söyle. Abi neyi kutluyoruz? Çok başarılı bir sene mi geçirdik mesela? Çok başarılı bir sene geçirdiysek evet, de otur Allah'a teşekkür et mesela. Hani kendin için çok ileri bir adım atmışsındır. Çok başarılı bir sene geçmiştir iş hayatında, eğitim hayatında vesaire. Bunu da otur Allah'a teşekkür ederek kutla. Veya hani herkese sorduğumuz zaman, konuştuğumuz zaman herkes çok kötü bir sene geçti. Şöyle bir sene, böyle bir sene. Sen böyle bir geçen seneyi mi kutluyorsun? Bir geçmiş senenin hesabını yap. Hedeflerin var mıydı? Varsa kaçta kaçını tamamladın? Evet. Hiçbir hedefin yoksa bu seneye bir hedef koy. Şu kadar bu ayda bunu yapacağım, burada bunu hedef olarak koy ve buna çalış. Bunun neticesinde başarılı olursan yine kendince helal dairesi içerisinde eğlenmeni yap, ne bileyim dostlarına toplaş, bir yemek ye. Bunu bir şekilde yap ama gidip de eğlence mekanlarında müzikler, şunlar, bunlar. Ya en saçma gelen bana, ki Türk dizisinde de var ya hocam, hani ondan geriye sayıyorlar. Sonra 2, 1... Hey seviniyorlar sonra. Ne oldu şimdi? Olaysız dağılalım falan yapıyor. Yani hiçbir manası yok bunun. Evet. Ve Allah katında da bunun hiçbir helalliği olsun, hiçbir olur yanı yok. Ya hiç elle tutulur bir yanı yok. Evet. Otur bu senin hesabını yap. Mesela ben 28 Aralık normalde benim doğum günüm hocam. Doğum günlerimde yemin ederim üzgün oluyorum. İçim şey oluyor. Çünkü benim ömrümden bir sene daha gitti. Gerçekten ömrümden bir sene daha gitti ve ben bu sene Allah için, ahiretim için, kendim için ne yaptım?
Samimi söylüyorum, her zaman bunun muhasebesi olduğu için benim için 28 Aralık daha üzgün geçiyor. Çünkü mutlu olabileceğim bir sebep bulmuyorum. Bana göre doğum günü kutlaması da çok mantıklı değil yani. Mantıklı gelmiyor. Evet. Evet. Ömrümden gitmiş, neyi kutlayacağım? Senin ömründen bir sene daha gitmiş, sene başında bunu mu kutluyorsun? Yani cennete bir adım daha yaklaşıyor olursan eyvallah diyeceğim. Hani ömrümden bir sene daha gitti, Allah yolunda çok iyi geçiriyorum ömrümü, Allah için cihat ediyorum, işte Filistin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum, ne bileyim Allah'ın kitabını yaşatmaya çalışıyorum, ömrüm bu yolda geçiyor. Elhamdülillah tüm ömrüm helal yolda ilerliyor. Ölüme bir adım daha yaklaştığın için belki sevinebilirsin. Ama hiçbir mantığını bulamıyorum abi ben. Evet. Ya hiç kafama yatmıyor ya. Çok saçma. Böyle bir eğlence anlayışı da bana mantıksız evet. geliyor ya. Normal zamanlarda eğlence yapılıyor vesaire. Onlarda bile yanlışlık var iken hani evet. gaflete düşüyorsun, yanlış yapıyorsun, helal harama dikkat etmiyorsun. Ama baktığımızda dün akşamla alakalı bak ne güzel bahsettiğin Noel aslında bu bizim dinimize hiçbir alakası olmayıp Allah muhafaza Allah'ı yanlış yere koyuyorsun ve Allah'a şirk koşmaktan kesinlikle. Bir sürü sebeplere düşürüyor hiçbir seni. Hiçbir tutulur yanıyor. Bu sebeple bunlara düşmemize rağmen ve gelelim dünya boyutuna. Şu anda yaşadığımız hayata bakalım. Müslümanların çektiği sıkıntı ortada. Gazze şehitlerimiz var. Oradaki çırpınış, oradaki yaşantı. Neden bu insanlar bu sıkıntıyı çekiyor? Müslüman oldukları için. Doğru mu? Evet. Bunları da masaya yatırırsak aslında baktığımızda burada resmen bizlerle alay ediliyor. Efendim? Müslümanları aşağılıyorlar. Kesinlikle. Biz sizin kanınızı içiyoruz, bebeklerinizi katlediyoruz ve burada da sizinle eğleniyoruz. Evet, kıymetli seyircilerimiz, şimdi kıymetli Osman Hocam, baktığımızda Noel kutlaması yapılıyor ve bizlerin hiçbir alakası olmayıp direkt Mevla'ya şirk koşarak ve Mevla'ya tabiri caizse isyan zirve Mevla yok sayarcasına buralara giriliyor. Aslında bizimkilerde yok. Hocam konuşuyorsun ama biz seneyi kutluyoruz. Ama kıymetli insanlar bu bizim Noel'imiz değil. Bu küffarın Noel'i. Hiçbir zaman bizimle birlikte olmadılar ve her zaman bizleri arkamızdan vurdular ve bunlarla hiçbir zaman dost olmadık. Hep filmlerde ama kitaplarda dost gibi anlatıldı. Öyle empoze edildi ama öyle bir şey yok. Hep bizlerin karşısındalardı ve hep bizleri aldattılar. Ve şu anda da bakın binlerce insan şehit oldu. Geçen programda söylemiştik 20 bin küsürdü. Bu programda bunu bakamadım. Niye? İçim parçalanıyor. Videoları görüyoruz bebeklerin katledildiğini, çocukların katledildiğini ve bunlar bizlerin içini parçalıyor. Ve biz bu dönemde yani bu sene en zirve sene oldu. Doğru mu hocam? Evet. Olumsuzluk, imtihan, şehitler, Güneydoğu, Gazze, depremler baktığınız zaman birçok belanın yağdığı sene oldu. Biz bela olarak bakacağız ki bunların hepsi Mevla'dan bizlere bir uyarı, tabii. bir imtihan. Ve bu sene biz bu şekilde kutlama yaptığımız için ya Rabbi senden özür diliyorum. Ben bu şekilde dua ettim hocam. Ve baktım inşallah dedim ya Rabbi bizleri o yılbaşı kutlamalarımız yüzünden şehit olan kardeşlerimizin toprakları alınmak için, onları oradan kovmak için saldırıyorlar ya, bizleri de bu şekilde imtihan etme dedim. Amin. Bak Güneydoğu'da PKK'lar geliyor. Bak öbür tarafa içeriden fethedilmiş. Diğer tarafı dön, full. Bütün mekanlar full. Ne kutluyorsunuz? Küffarın ya hocam Efendimiz demiş ya. Neuzübillah, yarın aynı imtihanlar başımıza geldiğinde Allah'a sığınacağız. Evet hocam. İnşallah Allah'a sığınacak yüzümüz olur da sığınabiliriz. İnşallah. Yani inşallah bunun için mücadele verebiliriz de Allah'a sığınacak, eleşecek yüzümüz olur. Efendimiz de hocam hadisinde demiş ya, mümin kardeşinin derdiyle dertlenmediğin zaman tam manasıyla iman etmiş sayılmaz. Evet. Yani insan bunu hayatına yerleştirdiği zaman zaten ne yılbaşı kalır ne herhangi bir şey kalır. Allah'ım inşallah muhafaza eylesin bizi. Amin güzel inşallah. Ahlak nasip eylesin. Hocam sadece hikaye aklıma geldi. Çocukken bize hocalarımız anlatırdı. Belki talebeyken de anlatmış olabilirim bir şeyde. Bize hep anlattıkları bir hikaye vardı hocam. Şaklaban'la ip cambazının hikayesini anlatırlardı bize ve oradan çok güzel bir kıyas çıkardı ortaya her zaman. Bu şaklabanla İp cambazı, bunlar aslında 5 kardeşler. Bir tanesi şaklaban, diğeri ip cambazlığı yapıyor. İp cambazlığını da bilirsiniz. Yani bir taraftan yüksek bir yerden bir yere ip bağlıyorlar. Ellerinde bir sopa.
ve oradan oraya geçmeye çalışıyorlar. Evet. Şaklaban da aşağıda aynı şekilde insanları güldürüyor, eğlendiriyor vesaire. Diğer geriye kalan üç kardeş de biri yukarı bakarken, diğeri şaklabanı takip ederken geliyor, insanların ceplerinden paralarını alıyor ve devam ediyorlar. Ve hayatlarını bu şekilde idame ediyorlar. Evet. Bu şekilde geçiniyorlar. Bunlar bulundukları kavimden olmayan ama bulundukları kavmin içerisine yetişen beş kardeşler aslında. Ve böyle bir geçim kaynağı bulmuşlar kendilerine. Yani bir tarafta bir tanesi ip cambazlığı yapıyor. Diğer tarafta yerdeki insanlar aman kafalarını yere indirir diye şaklabanlık yapıyor, insanları güldürüyor. Diğer üç tanesi de biri yere bakarken, biri havaya bakarken arkalarından geliyorlar, paralarını alıyorlar. Evet. Şimdi bizim Türkiye'miz üzerinde de oynanan cambazlık ve şaklabanlıklarla beraber şu anda insanların ilk başta ne yaptılar? Sünnetleri ceplerinden aldılar. Evet. Sonra vacipleri ceplerinden aldılar, kalplerinden aldılar yani. Şimdi ama olay büyük. Şimdi meydana insanları toplamışlar. Biri yukarıda çok iyi bir şov döndürüyor. Diğeri aşağıda insanları şaklabanlık yaparak çok güzel eğlendiriyor. Ama bu sefer insanların evlerini yani imanlarını soymaya başladılar. Benim söylemek istediğim şey şu. Müslüman ne Noel'i ne de yılbaşını Hristiyan gibi, Yahudi gibi kutlamaz. Bizim çamağacıyla bir derdimiz yok. Çamağacın üstündeki ışıklandırmalar, süslemeler ile de bir derdimiz yok. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi vücudundan çıkan saçı, sakalı sırf kafirler uzun yaptı diye kısaltmış bir zattı. Saçından bahsediyorum, sakalını her zaman uzatmıştır. Kafirler kısalttığı zaman da uzatan bir zattı. Bak kendi vücuduyla alakalı bile Peygamberimiz onlara benzemezdi. Şimdi bazıları diyor ki biz bunun bir paylaşımını yaptık. Efendi Hazretleri'nin paylaşımını yaptık. Müslüman Noel kutlamaz, yılbaşı kutlamaz diye. Yorumlarda hep şunu görüyorum. İşte biz yılbaşı kutluyoruz, Noel kutlamıyoruz ki. Noel dediğimiz olay 24 Aralık'ta ve 6 Ocak'ta yapılan bir şey. Biz yeni yılda girdiğimiz için çerez alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlarımıza bir araya geliyoruz. Onlarla oyunlar oynuyoruz. İşte ağaçları süslüyoruz vesaire. Bu bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz bir eğlence tarzı. Ama bir, oynadığın oyunlar İslam'da yok. Buna müsaade edilmiyor. İkincisi, senin yediğin çerezle, yediğin hindiyle, bak hindinin İngilizce'deki ismi ne biliyor musun hocam? Türk. Yani o zamanın Hristiyanları Müslümanlara karşı savaş meydanında galip gelemedikleri için hindiye, o zaman işte bakmışlar ki en pasif hayvan hangisi, en hızlı hangisinin kellesini alabiliriz. Hindiye gerçekten bakmışlar ya adamlar, demişler ki biz buna bu ismi verebiliriz ve Türk ismini vermişler. Ve onu sürekli böyle kafasını kopararak kendilerini şey yapıyorlarmış yani, evet, teskin ediyorlarmış yani. Ve hani Türksün sen, hani diyorlar ya ben Türk'üm diye. Tamam Türksün sen, bak adam senin ismini bir hayvana vermiş ve kendi bayramında o hayvanın başını kesiyor. Yani sana karşı nasıl bir kin beslediğini anlayabiliyor musun yani? Allah-u Teala ayet-i kerimesinde diyor ya bunlar hakkında, onların dışarıya gösterdiklerini görmeyin. İçinde besledikleri kin size daha fazladır. Parmaklarını ısırırlar diyor size karşı olan kinlerinden. Ve devamında Allah diyor ki قُلْ مُوتُ بِغَيْرِكُمْ kininizden geberin diyor Allah-u Teala onlara. Yahudilere ve Hristiyanlara. Yani bakıyorsun senin yediğin çerezle bizim bir derdimiz yok kardeşim. Evet. Senin süslediğin ağaçla da bizim bir derdimiz yok. Senin yediğin hindiyle de bizim bir derdimiz yok. Ama çam ağacını, hani en çevreci sizsiniz. Binlerce çam ağacı kesiliyor o gün. Yapay çam ağaçları falan çıkmış şimdi de. Yani öncesinde binlerce çam ağacı kesiliyordu. Kardeşim niye çevreciysen ağaçları kesiyorsun? Bir. İkincisi. Niye hayvanları katlediyorsun? Yok yani mesela madem hayvancısın, yani hümanistsin sen değil mi? Öyle evet, insanlara da söylüyorlar. Hümanistiz biz diyorlar. Binlerce hayvanı niye o zaman katlediyorsun? Evet. Yani madem yani bunu tasvip etmiyorsun ve senin isminin, senin yani varoluş isminin, Türklük isminin verildiği bir hayvanı niye katlediyorsun? Evet. Onu da geçtim. Kurban yani, bayramında da özür dilerim hocam. Bu sefer Müslümanların bayramına da ne yapıyorlar? Saldırıyorlar, ya, katlediyorlar. Yeryüzünde hocam, şunu da söyleyeyim de hocam. Yeryüzünde varoluştan bugüne kadar hiçbir millet bu kadar batıcılık oynamamıştı evet, yani. Evet, kesin. Ya bu ne batı özentiliği ya? Ya senin geçmişin, senin tarihin, senin savaş meydanlarındaki anlatılan hikayelerin,
denizlerde anlatılan hikayelerin bütün efsaneler şu anda yani yabancı sinemada bile yapılan sinemaların %80'i senin tarihinden alınıyor ve senden özentiliyor. Copy paste yapıyorlar, kendilerine uyarlıyorlar yani. Senin savaş meydanında gerçekten böyle kahramanlığı ile, alpliği ile, savaşçılığı ile mücadele eden adamları copy paste yapıp uçan kaçan adamlara çeviriyorlar, hayal ürününe çeviriyorlar yani. Evet. Çünkü niye? Adamların tarihinde böyle bir şey yok. E şimdi adamların uydurduğu Hazreti İsa'nın doğmadığı, bakın tarihe bakın, araştırın bunu göreceksiniz zaten. Hazreti İsa'nın doğum kaynaklarında şöyle geçer. Deniyor ki Hazreti İsa doğduğunda güneş yeryüzüne, yeşilliklere berrak bir şekilde vurmuştu. İşte rüzgar esiyordu, yeryüzünün üzerindeki çimler sallanıyor. Böyle detaylı bir şekilde anlatmış. Şimdi karın içinde, kıyametin içinde doğmadı ki Hazreti İsa yani. Yani onların zaten geçmişte belirli bir tarihi yok. Ne zaman ki bunların karşısına Müslümanlar geçmiş ve ne zaman ki bunların karşısına Müslüman Türkler geçmiş, bunlar hep ezilmiş. Çünkü bakın şu anda şöyle videolar görüyorum, belki görmüşsünüzdür. Hristiyan adam diyor ki ben diyor Müslümanların yönetmesini istiyorum dünyayı diyor. Hmm. Bakın diyor sakalımı da uzatmaya başladım diyor. Niye? Çünkü İslam toplumsal yani toplumu ahlaki bir biçimde yönetme sistemidir. İslam'ın en değer verdiği kurum mesela ailedir. Dostlardır, arkadaşlardır, kadrolaşmadır. Ama bunlar insanları münferit hale çevirmek için, bunlar insanların kaderinde olmayan o ip cambazlığı yapıyorlar işte yani. Bir yere ip cambazını koyuyorlar, diğer yere şaklabanı koyuyorlar. Millet onunla eğlenirken sen ne yapıyorsun? Sen 10-9-8 diye geriye sayıyorsun ama arkadan senin sünnetini, vacibini, farzını, en sonunda imanını alıyorlar, evini soyuyorlar Müslüman yani. İçinde hiçbir şey bırakmıyorlar senin yani. Ama işte bunu kutladığın zaman gerçekten medeni bir Müslüman Türk oluyorsun onların kafasında. Ama kutlamadığın zaman sen gerici oluyorsun. Hayır kardeşim. Ben 1400 senedir dünyada var olan ve gerçekten yaşamın en mükemmel şekli olan İslam diniyle hareket ediyorum. Benim hatalarım var mı? Var. Senin var mı? Var. Ama bizim hatalarımızın olması İslam'ın berraklığını, İslam'ın mükemmelliğini değiştirir mi? Değiştirmez. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Tevbe suresi var. Tevbe hakkında onlarca ayet var. Yani İslam zaten, Müslüman zaten insan yani. İnsan hata yapmaya kodlanmış bir varlık. Evet. Ama bunun karşılığında da Allah onun karşılığına ne koymuş? Tevbe koymuş. Ama sınırlar çekmiş. Müslümana diyor ki bak bunları aşma kardeşim be. Bunları geçme. Şimdi dün ölseydi bir tanesi orada. Ki ölenler olduğu yani illaki olmuştur yani. Bu normal bir akşam İstanbul'da bir semtte Kadıköy'de abinin evine vesaire giderken gece gitmek zorunda kaldım hocam. Ya kötülemek değil insanları. Yemin ederim bir bar kavgaları 4 tane denk geldim. Bar kavgası, kıza baktım kavgası, şu kavgası. Ya bu ne normal gecede hocam? Bile olurken yılbaşında fazla fazla olur ve hocamız dedi yani Hristiyan bir adam araştırmış İslam'ın kurallarına göre yönetilmesini istiyor, sakal bırakıyor. Bizim ülkenin en büyük eksikliği duyduğuna göre hareket etmek. Evet, evet, evet. Ya tamamen duyduğuna göre hareket ediyorsun. Hurafe. Hiçbir şekilde araştırmak yok. Yabancı insanların daha çok hani hepsinde vardır demiyorum ama birçoğunun mesela hocamızın örnek verdiği gibi onu ben de sosyal medyada denk geldim, okudum bu arada. Adam araştırmış. Görmüş ki İslam'da her şey yani kurallara uyulduğunda çok dünya çok daha yaşanabilir bir hale geliyor. Bizim ülkemizdeki adam Müslümanların önce yani günde defalarca 5 kere ezan okunurken İslam'ın bu kadar merkezinde yaşarken bile araştırmıyorlar. Ve neticesinde birçok şeyle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Allah'ım inşallah bizlere de kendimize de bir olayı herhangi bir şeyi duyduklarımıza göre değil araştırarak okuyarak öğrenenlerden eylesin inşallah. Böyle bir ahlak çok lazım ya hocam. Zaten araştırma ahlakı bizim milletimizde kalmadı. Yani. Mesela bizim şu anda son 50 yılda var olan halk Müslümanlar nasıl biliyor mesela? Hocalar nasıl olması lazım? Veya İslam'ı yaşayan adam nasıl olması lazım? Örneğin bir mahallede bir abi var. Bu abi önceden çok ciddi anlamda sıkıntılı işler yapıyor. Sonra adam tövbe ediyor. Sonra gerçekten İslam'ı hakkıyla yaşamaya başlıyor. Bir bakıyorsun adam maddi manevi zenginleşmeye başlıyor. Sonra yarın öbür gün o mahalleye mesela güzel bir arabayla girdiği zaman hemen diyorlar ki bak gördün mü? Bak bunlar var ya falan. Yok kardeşim. Ya İslam fakirliği vaat etmez ya. Hocam, İslam zenginliği vaat eder. Ya şöyle bir mesele var ya hocam. Şimdi burası sizin düzeninize, sizin kurallarınıza göre dizayn edilmiş bir yer olduğunu düşünün. Buranın hakimi sizsiniz. Evet. Adam da sizin kurallarınıza en uyması gerektiği şekilde hareket ettiği zaman uymayanları da varsayalım o toplumda. Yani siz onu diğerlerine göre daha iyi bir duruma sokmaz mısınız?
Ya kainatın yaratıcısı Allah, bir insan onun yolunda en güzel şekilde ilerlerken o namazına vesaire dikkat ediyor, işte sünnetine, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıyorsa ve birçok şeyle yapıyorsa Allah onu mükafatlandırmayacak da kimi mükafatlandıracak? Ben 2014 senesinde medreseye girdiğimden beri yemin ediyorum hayatımda hiçbir şey eksik olmadı. Onun öncesinde de yoktu. Ama şu an geleceğimi, her şeyimi çok iyi bir şekilde görebiliyorum. Şu an çok rahatım elhamdülillah. Bunun hepsi de zaten medrese. Yani şükürler olsun, o günden bu yana illa az önce Muhammed hocamızın dediği gibi hata yapıyoruz. Ama hatalarımızın sonucunda ne dedi Allah, tövbe suresinde eklemiş. Tövbemiz etmemiz gerektiğini de söylemiş. Sonsuz rahmete sahibi olduğunu söylüyor bize. İlla ki bizlerin de hatası oluyor. Yaratılışımız da bunun üzerine, ama bunun üzerine gidip tövbe ettiğin zaman Allah seni bunu hiç yapmamış gibi sayıyor. E biz de onun kurallarına göre hareket ettiğimiz zaman hiçbir eksiğimiz yok, şükürler olsun. Keyfimiz yerinde. Yine bu mahalle abilerinden örnek verelim. Mesela buyurun. Bu mahallenin abisi zamanında çok sıkıntılı işler yapmış. Veya çok iyi bir Müslüman, büyük bir günaha düşmüş, büyük bir hataya düşmüş. Mesela insanlar bu adam maddi anlamda, manevi anlamda zenginleştiğinde ne yapıyorlar? Bunu önüne koyuyorlar. Bak sen böyle yaptın, bir de Müslümanım diye geçiniyordun. Nasıl yani? Ben hataya düşebilirim ya. Yani herkes, her Müslüman hataya düşebilir. Zina eden sahabeler vardı. Onun neticesinde giderken. Tabii. Yani onun neticesinde Allah onlara tövbe kapısını açtı. O zamanlar daha zordu. Peygamberimiz onlara ne diyordu? Hemen evine kapan, tövbeye başla. Şimdi öyle değil ki. Bu zamanda zaten tövbe eden, şükrede, şükretmeyi bizim aklımızdan kaldırmaya çalışıyorlar ya. Yani bu şimdi ip cambazıyla şaklaban var ya, bizim memlekette de var bunlardan iki tane. Şehitlerimiz olduğunda çıktılar, dediler ki yine şaklabanlıkla ip cambazlığı yapıyorlar yani. Evet. Milli yasa ilan edilsin. Dün baktım kendi kanallarında oynuyorlardı. Hani yasa ilan edilecekti? İki gün önce hani sen bunu savunuyordun. Bir de çıkmış açıklama yapıyor. Yani diyor ki bunların diyor politikacılığı çok iyi diyor. İyi bir siyasetçi ama bunlar diyor insan değil falan. Ya adam en azından bir şeyi becermiş. Yani savunmuyorum, yanlış anlaşılmasın, ama ya senin insanlığın da yok, siyasetçiliğin de berbat. Kardeşim iki gün önce bunu sen açıklamadın mı? Milli yasa ilan edilsin demedin mi? Yani Müslümanların her anlamda aklıyla oynuyorlar yani. Yani insan hataya düşebilir, Müslüman hata yapabilir. Ama bu ip cambazının, bu şaklabanların oyunlarına gelmeyelim artık. Bir yeter diyelim, bir duralım yani. Tamamen gaz alıp verme sistemiyle ilerliyoruz. Hiçbir şey değişmiyor ya. Yani faizin yükseldiği bir sistemde Allah-u Teala ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الرِّبَى, ribayı da onlar faiz olarak kabul etmiyorlar bu arada. Riba işte onlar paradan para kazanmak. Faiz öyle değil diyorlar, ama nasıl değil be kardeşim ya? Ya bu kadar mı körsünüz İslam'a karşı yani? Hiç mi tefsir açıp bakmıyorsunuz? Diyeceğim ki bakmıyorsunuz. Ayeti onlar kelime ya, manasıyla kabul ediyorlar yani. Yani çoğu zaman ayetin kelime manasını, mesela bir arkadaşına ya niye namaz kılmıyor dedi. Dinde zorlama yoktur diyor. Evet. Ya kardeşim, dinde zorlama vardır. En basit örneğini veriyorum. Yani dinde zorlama yoktur tefsiri, bir kişiyi zorla Müslüman yapamazsın. Evet. Çok basit bir örnek bu. Hani bunda niceleri var. Bir kişiye ben Efendimiz diyor, çocuğunuz belli bir yaşa gelmiş namaz kılmıyorsa onu belli ölçüde dövebilirsiniz diyor. Oruç tutmak zorunda, sen bunu zorlamak zorundasın. Dinde zorlama vardır. Çünkü hani her koyun kendi bacağından asılmaz. Ben ondan sorumluyum. Uyarmak zorundayım. Hangi Allah dostuydu hani şey yapıyor ya, bir koyunu asıyor, bırakıyor, sonra sinekler etrafına toplanıyor, mahalleyi koku sarıyor vesaire. Çünkü herkes rahatsız olmaya başlıyor. Biz bir koyunu kesiyor. Çok ortasından anlattım, biraz dağıldı ama güzel. Anlaşıldı. Hani birini uyarıyor, bir konu geçiyor, sonra her koyun kendi bacağından asılır diyorlar hocaya. Evet. Bir alim de ama adını hatırlayamadım. Sonrasında alıyor, mahallenin ortasına koyunu asıyor, sinekler toplanıyor, kokuyor, herkes rahatsız olmaya başlıyor. Her koyun kendi bacağından asılmıyor. Bundan diğer insanlar da mesul. Diğer insanlar da sorumlu. Bizim zaten televizyona çıkıp sizlere bir şey anlatma amacımız, niyetimiz de bu. Biz bildiklerimizden, ilmin zekatı zaten öğretmektir. Sizlere anlatmak, sizleri gerçekten bir konularda bilinçlendirmek için çabalıyoruz. Her hafta burada diğer hocalarımızla, yani 7/24 burada canlı yayınlar, programlar vesaire dönüyor ki sizlere, insanlara bir şeyler anlatabilelim. Çünkü yarın bir gün ahirette bize kimse bir şey anlatmadı, şu olmadı, bu olmadı, bu hocalar bize şey yapmadı.
olmasın için. Mahmud Efendi Hazretleri ne diyor? Siz gençsiniz, dünyaya hizmet edeceksiniz. Bizler de elhamdülillah şükürler olsun genciz, sağlığımız yerinde. Elimizden gelince sohbetlere çıkmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını bulmak için ne yapıyoruz abi? Televizyona çıkıyoruz. Buradan sizin evinize misafir oluyoruz. Siz evinizden kalkıp gelmeseniz de biz sizlere geliyoruz. Seve seve de gelmeye devam edeceğiz. Her koyun kendi bacağından asılmaz. Biz sizlere Allah'ın emirlerini, emir bil maruf, nehyanil münker emirlerini size anlatıp kötülüklerden alıkoymak için elimizden geldiğince, var olduğumuz sürece çabalayacağız. Siz bugün yılbaşını kutluyorsanız bizler bunu size yanlış olduğunu anlatmak zorundayız. Çünkü bir yanlış gördüğün zaman Efendimiz ne diyor? Gidip onu elinle düzelt. Elinle düzeltemiyorsan dilin ile konuş, müdahale et. Bunu da yapamıyorsan kalbinden buğz et onlara. Ki kalpten buğz etmek yani Allah'ım inşallah yapmazlar diye gönlünden geçirip onlara dua etmek, onların iyiliğini istemek. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Biz elimizden gelip sizlere orada müdahale etmeye kalktığımız zaman ki ortalık nice karışılıyor. Çünkü nefislerine dokunuyoruz. Çok fena zıtlamış olur. Dil ile müdahale ettiğimiz zaman bile en bil maruf örneklerini görüyoruz. Adam normal bir şekilde esnafa gidiyor. Allah'ın emirlerinden bahsediyor. Ya bu adam evinden çıkmış gelmiş. Sana diyor ki kardeşim namazlarına dikkat et. Oruçlarına dikkat et. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Ya sana dini şekilde 2-3 dakikalık bir sohbet yapıldığında bile adamı linçliyorlar. Sosyal medyada orada burada adama küfürler edip yolluyorlar. Öyle bir şey yok ki adamın üzerinde o haktır. Adam seni uyarmak zorunda, bilinçlendirmek, Allah'a hatırlatmak zorunda. Zannediyorlar ki bu insanlar yani hani hiç nefsi yok zannediyorlar. Emri bil maruf yapmak dünyanın en zor işidir. Kesinlikle, yani kesinlikle. Akşamın bir vakti çıkıyorsun evinden, aileni geride bırakıyorsun. Her şeyin. Bir de bu zamanda biliyorsun hocam her şeyle karşılaşabilirsin yani. Evet. Adam gidiyor yani bütün gerçekten nefsini ezerek, her şeyini kenara koyarak gidiyor mesela diyor ki selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Kıyafetiyle zaten bunu hatırlatıyor adam. Diyor ki ben Allah'ın emirlerini hatırlatmaya geldim. Namazlarımızı inşallah terk etmeyelim. Bak Ramazan-ı Şerif başlıyor. İnşallah oruçlarımızı terk etmeyelim. Şehadetimizi tekrardan düzeltelim. Allah'a olan bağlılığımızı arttıralım. Yani bunlar robot değiller. Dünyanın en zor vazifesidir emri bil marufu yapmak yani. Bir tanesini gördüm geçen. Bir işte olumsuz bir yere girmişler. Girilmesi gereken bir yere. Adam açıyor mesela şeyi. Kamerayı, siz diyor şunlar değil misiniz diyor. Adam açıklamaya çalışıyor, diyor ki hayır biz değiliz, bak o olayın aslı böyle, hadi lan diyor gidin diyor falan, küfür ediyor bir de üstüne. Bakıyorum o adamlara var ya, harbiden imanı tazeleniyor yani gerçekten o adamların ya iman, yani o kadar kuvvetli bir imana sahipler ki tamam selamun aleyküm hadi Allah'a emanet diyor, çıkıyor. O adam vazifesini ona yaptı. Sen o gün eve gittiğinde, o videoyu paylaştığında belki çok olumlu yorumlar alıyor olabilirsin. Ama eve gittiğinde başını yastığa koyduğunda yine onlarla rahatsız olacaksın. Evet, Allah'ı hatırladı çünkü. Tabii hatırladın çünkü, ölümü hatırladın sen yani. Namazı kılman gerektiğini hatırladın. Ya da kendinle kavga etmeye başlayacaksın. Ya da bunu çevrene anlatacaksın. Bir ayını alacak belki de senin bu. Niye? Allah çünkü o iğneyi batırdı senin kalbine. Ya bununla yaşayacaksın ya da buna iman edeceksin yani. Öyle kolay bir vazife değil emri bil maruf. Yani yanlış anlaşılmasın. Osman hocam diyor ki televizyonlara çıkacağız, anlatacağız. Biz geçen biliyorsun hocam babamla linç yedik yani. Yani o kadar ağır şeyler yazıyorlar ki hocam, şimdi bana yazılsa sıkıntı yok. Yani ben bir şekilde zaten alışmışım. Sosyal medyanın içerisinde olan bir adam. Ama babana yazıyorlar yani. Ve ağır şeyler, ağır küfürler yazıyorlar yani. Mesela şimdi zoruma gidiyor ama bakıyorum ulan diyorum, bir yandan da zevk almaya başladım. Hocam sonra o zevki aldığın zaman yani, daha çok konuşasın geliyor. Mesela girip ben de onlara şey yazıyorum, cevap yazıyorum şimdi mesela. Yapma abi be falan. Onu orada bir daha görüyor beni, şimdi bana bir daha saldırıyor falan. Yani bundan zevk almaya başlıyorsun. Niye? Çünkü işin sonunda şunu biliyorsun yani. Ben bunu kendim için yapmadım ki. Ben bunu Allah için yaptım. Ve yapmış olduğum şeyden dolayı. Ya biz hiç mi linç yemeyelim? Yani Allah rızası için mesela hiç mi bir ayıbımız ortaya koyulmasın? Ki peygamber ne yani çekti? Hatta yani daha ilerisini söyleyeceğim. Allah rızası için hiç mi rezil olmayalım? Yani gerçekten günün sonunda şöyle kafaya yastığını bir koy. Yastığı kafana bir koy. Ya da artık ne yapıyorsan yani. Bir yere bir yere ondan sonra işte. Bir yat yani sen günün sonunda. Bir bak bakayım kendine, gönlüne bir bak. Gerçekten rahat hissedeceksin. Rezil ama sonra ne oluyor biliyor musun hocam? Çevre baskısı insanı çok daraltıyor. Ya sizi ne yaptılar şöyle böyle bilmem ne falan. Hiçbir şey yapmadılar. Yani bir şey yapmadılar diyorsun. Yani sosyal medyadaki adam sana ne kadar zarar verebilir? Hiçbir şey değil. Yani kuru gürültü başka bir şey değil yani. Aynen. O yüzden tabii ya bizim şunu düşünmemiz lazım. Bak şu an farkına varıyorum. Yani Allah yolunda rezil olmak kardeşim varız ya.
Resulullah yolunda bir şey de yok aslında. Yani onların sen tabirinde. Onların tabiriyle ya, bizim şeyimiz de değil. Onların tabiri. Onlar seni rezil etti işte. Evet. Bırak konuşsunlar yani. 13 milyon izlenmiş bir sayfada bizim video. Evet. Yani çok yani 13 milyon insanın gerçekten gönlüne, kalbine bu girmiş. Ne diye girmiş biliyor musun hocam? Bunlar TV'sinde kadın sesi kullanmıyorlar diye girmiş. Evet, şükürler olsun. Doğru olan bu mu kardeşim? Bu. Gerisi önemli mi? Bence hiç değil. Yani kadın evet. sesinin caiz yani, olmadığını tekrar hatırladılar. Ya, bunu mesela bize öcü gibi gösteriyorlar orada. Şimdi bakıyorum yorumlara. Sizin hiç mi anneniz, işte babanız, kız kardeşiniz yok falan? Var ama sen göremezsin kardeşim. Sesini de duyamazsın. Çünkü Allah buna müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor. En fazla benim üzerimden küfür edebilirsin. Zaten yani. Ne geldiyse Allah'ın müsaade etmediği şeylere burnumuzu soktuğumuzda ve orada o imtihanı kaybettiğimizde geliyor. Hatta yılbaşıyla alakalı da hocam. Noel mesela kimin adeti? Hristiyanların adeti. Evet. Şimdi Noel gecesi, dün gece bazı kimseler dedi ki şükürler olsun. Bu Noel bizim Noel'imiz değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yok, çizgimizi koyduk. Kutlamadık. Kutlama gibi bir şey, olay yok zaten. Normal vazifelerimizi yaptık. Bir kısmını da kutladı. En zirve şekilde. Bilmeden. Bir kısmı da biliyor ama dur bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak diyor. Eğleniyoruz işte. Şimdi burada da Allah-u Teala cumartesi günleri balık tutmayın diyor. Evet, şimdi evet. Bak. Cumartesi kavmi diyoruz. Yavmiz sept. Ondan sonra ayeti kerime bu. Hatta Allah-u Teala şimdi oraya geleceğim. Cumartesi günleri balık tutmayın diyor. Tabii bir kısmı başlıyor şeye. Ulan diyor bugün de ne balık var diyor. O günde balıklar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma normal. Tutmuyorlar cumartesi günü. Balıklar kıyıya vurmuş. Böyle zıplıyor. İçlerinden bazıları yok kardeşim. Mevla Teala tutmayın dedi diyor. Tutmuyor. Bazıları dur bakalım diyor, bir hendek kazalım diyor. Balıklar hendeğe düşsün diyor. Biz diyor onu diyor pazar günü alırız diyor. Hemen peşine ya hendekle uğraşıyoruz. Cumartesi günleri yiyelim diyor. Tak ayet-i kerime geliyor. Mevla Teala buyuruyor ki künü grad eden hasin diyor. Ne diyor orada Allah-u Teala? Şimdi burada kim yandı? Burada kim yandı biliyor musunuz kıymetli seyircilerimiz? Nasıl Noel gecesi kutlamayanlar vardı ya? Allah'ın ayetine ne dediler? Allah-u Teala ayet gönderdi. Fissepti. Cumartesi günü balık tutmayın dedi. Onlar karşı tarafta kalıyor. Diğer taraftan kuyu kazanlar var ya, kutlayanlar. Onlar bu tarafta kaldı. Ve orada hiçbir şey demeyenler de aynı. Tabii oraya diyor, geliyorum. Evet. Şimdi bu adam kutluyor. Ben de diyorum ki ya bir şey olmaz gençler. Yok o da orada kaldı. Allah-u Teala bir set çekti oraya duvarı. Şak! Kaldı bu tarafta. İki grup burada kaldı, bir grup burada. Burada kalanlar hem itiraz edenler, hem karşı duranlar, hem de uygulamayanlar, balık yemeyenler. Allah-u Teala ayet-i kerime indirdi. Künü gıradeten hasin dedi. Maymuna dönün dedi. Maymuna döndüler. Yaşlıları da bir rivayete göre hınzıra döndü. Ne oldu? Bu tarafta kalanlar ya dedi duvar çıktı dedi. Ses kesildi dedi. Dur bir bakalım dedi bunlara. Bir baktılar ki aman Allah'ım. Bunlar da kim? Maymunlar da olmuş buraya. Onlar da kendilerince bir şeyler söylemeye çalıştılar. İşte kendi hareketlerine göre. Kim biliyor musunuz bunu? Akrabaları, amcaları, kardeşleri, yeğenleri. Yani hani şey akraba makarası dönüyor ya. Düşünsene bir kalkmışsa sabahdan maymuna dönmüş. Tabii. Burada bunu yaşadılar. Çırpınıyorlar. Bir bakıyor. Ya diyor bu maymun da kimdir diyor. Hepsi kaçıyor gidiyor. Ve onlar buradan bu geçenler. Hala yaşadığı söyleniyor onlar. Tabii bir rivayet. Evet. Zaten bu insanlar bunu biliyor. Bu kavimlerin alakını da biliyor. Kıyamet sabahına kadar maymun oldu onlar tabii. Yani. Hani maymun olup ölmediler yani. Hala yani şeyde soyları mı devam ediyor acaba değil mi? Yok yaşıyorlar. Kendileri. Yaşıyorlar ama baktığımızda günümüzde de insanların oradan geldiğini söylüyorlar ya hani. Testler yapıyorlar, bir şey yapıyorlar ama halbuki burada yani. Ayet-i kerime var. Allah'ın ayeti var. Allah-u Teala onlara künü diyor, ol diyor, dönüş diyor. Hocam, bir dakika anlatabilir miyim? Evet. Bu maymunla alakalı. Hocam, şimdi inşallah gülünür de. Ya. Ben güleceğim. Ben çok güleceğim de. Şimdi hocam, bir tane çocuk babasıyla böyle konuşuyormuş. İşte baba, işte senin işte baban kim? Şuydu, onun babası kim? Bu işte bizim işte geldiğimiz yer neresi vesaire bilmem ne.
Sonra babası en son şeye bağlamış yani biz maymunların neslinden geldiğe bağlamış çocuğuna. Çocuğun tabii aklına katılmış. Ondan sonra gelmiş annesinin yanına demiş ki anneciğim demiş ya ben babamla muhabbet sohbet ediyordum ondan sonra babam demedi ki demiş bana biz maymunlardan geliyoruz. Annesi de demiş ki oğlum demiş. Baban demiş nereden geldi bilmiyorum ama demiş biz Hazreti Adem'den geliyoruz demiş. Yani bizim soyumuz maymunlardan gelmiyor demiş. Bu mesele de öyle mesele. Yani maymunlardan geldiğini kabul ediyorsa adam bırak geldiğini kabul etsin ama biz onlardan değiliz. Biz Adem Hazreti Adem'den geliyoruz yani. Bu mesele de öyle bir mesele ama o gerçekten Yevmeset meselesi de bir konu yapılacak tabii bir mesele de, öyle. Tabii hızlı ki. Geçilecek mesele ya bu, değil hocam. Bunu Efendimiz de anlattı cumartesi günü sohbette. Ve biz de burada hakikaten bunu yaşadık yani gördük. Ve şu anda da insanların nasıl buraya düştüğünü ve nasıl buradan bu şekilde dönüştüğünü ne yapıyoruz anlıyoruz ama maalesef yani günümüzde. Tabii ki de. Muamele aynı olacaktır. Muamele aynıdır, oluyordur, şüphesizdir. Çünkü Allah-u Teala bu şekilde burada bu ayet-i kerimenin karşılığı olarak bunu aktarmıştır. Ve biz de inşallah burada bu tarafa geçenlerden, duvarın sağ tarafında olanlardan olmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Kıymetli seyircilerimiz, kameraman arkadaşımız, rejideki kardeşlerimiz baskı yapıyor, programımız bitti diyor inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Lider Genç programı olarak sizlerle beraberdik. Aramalarınız var inşallah. Aramalarını da arkadaşlarımız yanıtlayacaklar. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.